Değerli arkadaşlar, konumuz enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi ve sürveyans. Bu dersimizin amacı bulaşıcı hastalık ve sürveyans kavramını, sürveyans türlerini, bulaşıcı hastalıklarda sürveyansın adımlarını, bileşenlerini, amaçlarını ve temel ilkelerini anlatmaktır. Dersin hedefleri ise 1. Bulaşıcı hastalık kavramını açıklar. Katılımcı, bu derse katılan birisi, ders sonrasında bulaşıcı hastalık kavramını açıklar, enfeksiyon zinciri ögelerini sayar, sürveyans kavramını ve önemini açıklar, salgın kavramını ve türlerini açıklar, sürveyansta temel adımları sıralar, salgınlığa yanıtın boyutlarını açıklar, bulaşıcı hastalıkların önemi konusuna değinecek olursak, başlayacak olursak sunumumuzda, bulaşıcı hastalıklar birkaç nedenden dolayı oldukça önem taşıyor. Bunlardan bir tanesi toplumda düzensiz sağlık talebi yaratabilmiş olmasıdır. Bulaşıcı hastalıklar zaman zaman artarak, salgına yol açarak düzensiz, hatta sağlık sisteminin karşılık veremeyeceği boyutlarda bir talebe neden olabilir. Toplumda panik ve korkuya neden olabilir. Ulaşımı ve dolaşımı tümden aksatabilir. Ticaret ve ekonomi zarar görebilir. Sosyal sorunlar, işsizlik, yoksulluk derinleşebilir. Ahlaki ve sosyal boyut sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bulaşıcı hastalıkları izlemek, takip etmek ve erken dönemde bunları fark ederek gerekli önlemleri almak ve toplumda büyük yıkımlara, hasara neden olmadan kontrol altına almak gibi bir amaç taşırız bu nedenle. Ve bunun içinde bir kısım sistemler kurarız ki bunlara erken uyarı sistemleri de denebilir. Ama sürveyans da bu işin bir başka boyutudur. Sürveyans bu tür hastalıkların izlenmesidir bir anlamda. Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalığı iki farklı kavram, yine bulaşıcı hastalıkla ilgili olmak koşuluyla. Bulaşıcı hastalıklar çoğu zaman enfeksiyon hastalıkları ile aynı anlamda kullanılır. Ancak bulaşıcı hastalık geniş anlamda bakılırsa diğer konuları da ele alabilir. Bazı ruhsal sorunlar da aslında bir anlamda bulaşıcıdır da diyebiliriz. Yayılabilir, salgına da dönüşebilir. Ama burada bulaşıcı hastalık, enfeksiyon hastalığı çoğu zaman eş anlamda kullanılır. Enfeksiyon hastalığı da enfeksiyon kavramı bir hastalık etkeninin insan bedeninde çoğalmasıdır. Enfeksiyon bir hastalık etkeninin insan bedeninde çoğalmasıdır. Enfeksiyon hastalığı ise hastalık etkeninin insanda çoğalıp hastalık belirtileri vermesidir. Hastalık etkeni çoğalmış, enfeksiyon belirtisi vermemiş ise buna enfeksiyon, belirti vermiş durumuna hastalık diyoruz. Her zaman bulaşıcı hastalıklarla ilgili kavramlara bakacak olursak, bulaşıcı hastalıkların bir toplumda durumunu ortaya koymak amacıyla, dağılımını, örüntüsünü tanımlamak amacıyla kullandığımız farklı kavramlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi endemidir. Endemi, belirli bir coğrafik bölgede ya da toplumda bir hastalığın nispeten yüksek insidans ya da prevalans göstermesi, yani diğer bölgelere göre daha sık bir biçimde gözükmesidir. Sporadi ise enfeksiyon hastalığının bir bölgede tek tük gözükmesi olayıdır. Epidemi, salgınla eş anlamdadır. Bir bölgede ya da toplumda hastalık olgularının o bölge için normalde beklenenden daha çok görülmesidir. Daha çok görülen, beklenenin üzerinde bir durumun ortaya çıkmasıdır. Ancak kimi zaman bir tek hastalık bile, olgu bile, örneğin çiçek hastalığında bir salgın olarak adlandırılabilir. Yani beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması da, hiç olmayan bir şeyin yeni ortaya çıkması da salgın olarak adlandırmak mümkün. Hatta pandemi olarak adlandırmak mümkün. Pandemi nedir derseniz, pandemi bir enfeksiyon hastalığının ülke sınırlarını aşarak ülkeler arası yayılımıdır. AIDS, kolera pandemisinden söz etmek mümkün. Yine yeni ortaya çıkan COVID-19 ya da yeni korona hastalığı da bunun bir örneği olarak verilebilir.
Bulaşıcı hastalık epidemiolojisi deyince ne aklımıza gelmeli, ne anlıyoruz? Hani epidemioloji sözcüğünü hemen hatırlamak gerekirse iki farklı gruba ayırmıştık. Tanımlayıcı ve analitik olmak üzere. Tanımlayıcı, bulaşıcı hastalıkların tanımlayıcı epidemiolojisi, kişi, yer ve zaman özellikleri bakımından bir bulaşıcı hastalığın incelenmesi, irdelenmesi olarak tanım düşünülebilir. Yani kimlerde, hangi yaşta, hangi cinste gözükmekte diye düşünüp bakabiliriz. Yer özellikleri bakımından iller, coğrafya, yükseltiler ve zaman özellikleri, mevsimsel özellikler açısından ele alınabilir. Analitik epidemioloji ise bir bulaşıcı hastalık etkeninin nedenini, bulaşma yollarını, bulaşma şeklini, yayılma hızını gibi pek çok faktörleri irdeleyen, hatta alınan müdahaleleri, yapılan müdahaleleri ve bunların etkilerini inceleyen, tedavi tanı yöntemleri de dahil olmak üzere pek çok müdahaleyi ele alan bir kısım olarak düşünebiliriz. Bulaşıcı hastalıklarda bazı risk faktörleri var. Tabii ki bu kişisel risk faktörler arasında bebek olmak, bağışıklık sisteminin zayıf olması, yaşlılık, örneğin koronada yaşlılık şu anda ileri yaş önemli bir risk faktörü. Ama zaman zaman bebekler için bazı hastalıklar daha risk oluşturabiliyor. Kimi zaman da genç yaştakiler için de açıkçası bir tehlike risk oluşturabilir. Örneğin İspanyol gribinde çocuklar ve yaşlılardan ziyade gençleri etkilemiş bir hastalıkla karşı karşıya kalmış insanlık. Cinsel yönden aktif olmak, cinsel yola bulaşan hastalıklar açısından bir risk faktörü. Yetersiz beslenme neredeyse tüm bulaşıcı hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü. Düşük sosyoekonomik düzey, kalabalık yaşam tarzı, olumsuz çevre koşulları yetersiz, bunlar tüberküloz gibi hastalıklarda son derece önemli. Yetersiz sanitasyon, su ve gıda bulunmaması, suyla gıdayla bulaşan hastalıkların artışında bir başka boyutu ortaya çıkartır. Evet, enfeksiyon hastalıkları konusunda bir başka konu enfeksiyon zinciri kavramıdır. Enfeksiyon zinciri burada birden çok ögenin arada bulunduğu ve bir döngüyü tanımlar aslında. Enfeksiyon zincirinin birinci halkası bir enfeksiyon hastalığı yapabilecek etkenin varlığıdır. Bu etken bir yerde kaynakta çoğalıp yaşamını sürdürüp çoğalması gerekir. Koronayı düşünecek olursak örneğin bu bir virüstür bu etken ve kaynağı da virüsün biliyorsunuz çoğalabilmesi için bir hücreye ihtiyacı var. Hücre dışında çoğalamaz. Bakteriler örneğin toprakta yaşayan kaynak olarak toprakta bulunabilir ama virüsler bir canlıda yaşamak zorunda. Burada virüsün kaynağı korona için düşünecek olursak aslında yabani hayvanlar olarak düşünülüyor. Ama şu anda insanlara geçti ve insandan insana bulaşabiliyor. Hasta insanları da bir çeşit kaynak olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu kaynaktan çıkış yolu, taşınma yolu, giriş, duyarlı kişiye, sağlam kişiye giriş yolu olmak üzere bir enfeksiyon zinciri tanımlamak mümkün. Kimi yerlerde bunu daha 3 basamak halinde bulundurmak da mümkün. Enfeksiyon zincirini daha az halkadan da görme şansınız var. Bu zinciri herhangi bir yerinden kırabilirsek hastalığın yayılımını da önlemiş oluruz. Hastalık etkeni farklı şekillerde, farklı gruplarda ki mikroorganizmalar olabilir, parazitler, bakteriler, mantarlar, rikatsiye ve virüsler olabilir. Etkenin özelliklerine bakacak olursak, hastalık yapan etkenin özellikleri. Bunlardan bir tanesi infektivitedir. Infektivite etkenin sağlam kişiye bulaşabilme ve dokulara yerleşip üreyebilme özelliğidir. Virülans etkenin insanda oluşturduğu hastalığın şiddeti. Patojenite ise etkenin konakçının vücudunda dokularda meydana getirdiği patolojik reaksiyon olarak adlandırılabilir. Patojenite bir anlamda etkenle karşılaşan kişiler arasındaki hastalık belirtisi gösteren kişilerin oranıyla da
ölçülmüş olabilir. Hastalıkla karşılaşanlardan ne kadarının belirti verdiğinin de bir göstergesi. Çünkü dokularda patolojik bir takım hasar yaparsa belirti ortaya çıkacaktır diye düşünebiliriz. Bulaş yolu, enfeksiyon zincirindeki bulaş yolu farklı şekillerde olabilir. Bunlar doğrudan ve dolaylı bulaş yolları olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Doğrudan bulaş arasında doğrudan dokunma, öpme, cinsel ilişki, gebelik ve doğum, dolaylı dokunma, kan nakli, damlacık yayılması olabilir. Dolaylı bulaşma arasında ise araçlar, vektörler, hava yolu, damlacık çekirdeği ki pek çok solunum yolda bulaşan hastalıklar, tüberküloz, COVID-19, kızamık gibi hastalıklar bu şekilde bulaşır. Konakçıya nereden girer hastalık etkeni? Deriden, mukozalardan, solunum sistemi, sindirim sistemi ve plasantadan organ nakli ya da kan nakliyle de geçebilir. Peki sürveyans nedir dersek? Sürveyans bulaşıcı hastalıklara dair verilerin uygun koruyucu ve karşı önlemlerin önerilmesi, alınması ve uygulanması amacıyla. Özellikle yer ve zaman ilişkisi temelinde hastalık yayılma eğilimleri, hastalıklara yakalanmadaki risk faktörlerinin analizi ve epidemiyolojik çalışmaların yapılması dahil sürekli ve sistemik bir şekilde toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve ilgili taraflara paylaşılması. Yani bir anlamda sürveyans, şöyle söyleyebiliriz, müdahale ve önlemleri alabilmek için ya da yapılan müdahalelerin sonuçlarını da görebilmek için düzenli veri toplama, analiz, yorumlama ve raporlama işidir de diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün sürveyans tanımına bakacak olursak, sağlık uygulamalarını planlama, müdahale ve değerlendirme için gerekli sağlık bilgilerinin bilmesi gereken kişilere zamanlı dağıtılması ile yakından ilişkili olarak devamlı ve sistematik veri toplaması, analizi ve yorumu olarak tanımlanıyor. Farklı sürveyans türleri var. Bu kuşkusuz hastalığın özelliğine, toplumdaki bulunma şekline, coğrafi dağılımına ve benzeri özelliklerine göre değişiyor. Aktif sürveyans dediğinizde, sürveyans sisteminin de bildirim yapmakla yükümlü kişi veya birimlerin kendiliğinden rapor etmesini beklemeksizin yetkili birimlerce düzenli olarak verilerin toplanması. Aktif sürveyansta hastaların gelip başvurmasını beklemeden sağlık sisteminin düzenli veri toplaması. Aktif sürveyansa sıtmadaki kullanım sürveyansı örnek olarak verebiliriz. Sıtmada düzenli olarak kan toplayıp bu sonuçlar değerlendirilmekteydi belirli ve semptomları olan kişilere. Yine burada örnek olarak klinisyenlerin aranarak telefonla bazı sorular sorulması da aktif sürveyansa örnek verilebilir. Sentinel sürveyans ise seçilmiş örneklemlerden elde edilen, seçilmiş bölgelerde ya da örneklerden elde edilen bir sürveyans türü, aktif sürveyans türü. Pasif sürveyans ise rutin kayıt sistemi içinde gelen verilere dayanan bir yaklaşım. Pasif sürveyans sistemler içerisinde günlük işte hastanelere gelen, sağlık ocağı, ASM'lere gelen, laboratuvarlara gelen veriler kullanılabilir. Sürveyans, veri toplama, analiz, raporlama, dağıtım ilgili tüm birimlere dağıtmak lazım. Kimlere dağıtacağız? Bu bir tartışma konusu açıkçası. Hani zaman zaman şu anda da günümüzde bir tartışma verilerin, raporların oluşturulması, paylaşılması diye. Veriyi topluyoruz, analiz ediyoruz ve bazı bilgiler ortaya çıkarıp bunu tablolara, grafiklere döküyoruz. Rapora dönüştürüyoruz. Sonra bunu ilgili insanlara dağıtmamız gerekiyor. Neden dağıtmamız gerekiyor? Bir toplumda salgına karşı verilen bir yanıt var ve bu yanıtın doğru bir biçimde verilmesi için gerekiyor. Salgınla kimler ilgileniyor? Bir kere müdahale yapan insanlar, tüm sağlık teşkilatı var.
Salgında sadece onlar mı müdahil oluyorlar? Aslında sadece onlar da olmuyorlar. Birazdan daha ayrıntılı değineceğim. Neredeyse toplumun her kesimi bir şekilde salgının içerisinde yer alıyor. Ama özellikle veri toplayan kişilere kadar bunun ulaştırılması son derece önemli. Sürveyansta klasik bir model göstermek gerekirse, sağlık hizmeti vericileri bir olayı gözlemliyorlar, veri topluyorlar, bilgiye dönüşüyor ve bu bilgiye dayanarak da müdahale ortaya çıkıyor. Müdahalelerin sonucunda olaylar azalıyor, artıyor, değişiyor. Böyle bir döngü söz konusu. Bir olay var, olayın bildirimi, veriler analiz, yorumlan, sonra bilgiye dönüşür ve bir kısım kararlar alınır. Dikkat ederseniz kararlar bilgi olmadan doğru karar vermek zordur. Burada bilgi üretiyoruz, ürettiğimiz bilgiye dayalı karar veriyoruz. Bu sağlık yöneticileri açısından son derece önemlidir. Ama sadece sağlık yöneticileri için bunu söylemek doğru olmaz. Diğer sektörler için de bu geçerlidir. Hatta tüm insanlar için bunu söylemek mümkün. Her bir birey karar verirken doğru ve yanlış kararlarda bilgi son derece önemli rol oynar. Doğru kararlar ancak doğru bilgilerle ortaya çıkar. Doğru bilgi yoksa riski de doğru, tehlikeyi de doğru algılayamayız, göremeyiz ve doğru karar da veremeyiz. Doğru yanıt vermemiz de zorlaşır, güçleşir. O nedenle bilginin paylaşılması son derece kritik bir işlemdir diyebilirim. Evet, yeni bir sürveyans sistemi oluştururken oluşturmakta isek öncelikle problemin tanımlanması gerekiyor. Sorun nedir? Neyle mücadele edeceğiz? Nedir problem diye tanımlayacağız. Dolayısıyla ilk aşama problemin tanımlanması ve bu problemle ilgili ikinci aşamada veri toplama aşaması. Veri toplamarken de hangi veriyi toplayacağız, nasıl toplayacağız, hangi ölçüm ile bunu toplayacağız ve nasıl bildireceğiz, nasıl değerlendireceğiz gibi pek çok sorular sorulabilir. Topladığımız verileri analiz edeceğiz. Analizlerden bir kısım genel yargılar, sonuçlar üreteceğiz, tablolar, grafikler yapacağız, raporlar, yorumlar ve sonuçlara varacağız. Yapılan hani bulaşma yolları, bulaşma şekli, hastalığın yayılma hızı, yapılan müdahalelerin etkili olup olmadığı gibi ve oluşturduğumuz raporu az önce de paylaştığım gibi toplumun tüm kesimleriyle veri toplayandan tutalım sağlık teşkilatında tedavi edenler, raporlayanlar, yöneticiler, üst düzey, merkezi, yerel herkesle toplumla paylaşmak temel bir ilke olarak aslında karşımıza çıkıyor ki bunu başarıyla uygulayan ülkeler söz konusu veri paylaşımını, bilgi paylaşımını düzenli yapan ülkelerin bu salgında daha başarılı olduklarını görebiliriz. Güney Kore örneği buna verilebilir. Yine Almanya örneğini buna da verebiliriz. Sonuçları çünkü bir rapora dönüştürmezsek aldığımız bir bilgiyi, ortaya çıkardığımız bir bilgiyi rapora dönüştürmezsek verileri toplamanın bir anlamı yok. Boşuna emek harcamışız anlamındadır. Bilgiye dönüştürdükten sonra bunu kullanmıyor isek o zaman da bir anlamı yok. Niçin veri topluyoruz? Bilgi üretmek için. Niçin bilgiye ihtiyacımız var? Doğru karar vermek için, doğru tepki, doğru yanıt verebilmek için. Dolayısıyla bir salgına kim yanıt veriyor? Toplumun tüm kesimi, tümden bir yanıt veriliyor. Toplumsal düzeyde bir yanıt veriliyor. Ve bunun raporlanarak müdahalelere yansıması, planlara yansıması, başta sağlık teşkilatı olmak üzere sağlık müdahalelerine ve diğer sosyal müdahalelere sadece sağlık tedbirli, sağlık amaçlı olmuyor biliyorsunuz önlemler. Güvenlik ya da sosyal pek çok açıdan da sektörlerde, farklı sektörlerde önlemler söz konusu. Bir sonraki aşamada sürveyans sistemini değerlendirmek gerekiyor. İnsidans, atak hızları, prevalans, R0 değeri gibi salgının yayılma hızını gösteren bir değer. Bunlarla sürveyans sistemimizin gerçekten işlevsel olup olmadığını, gerçeği gösterip göstermediğini, pek çok diğer verilerle uyumlu olup olmadığını, tutarlılığı
ele alarak sürveyans sistemimizi de gözden geçirmekte yarar var ve tabii sistemin aksak giden, eksik olan, yeterince işlemeyen yönlerini değiştirmek, geliştirmek söz konusu. Bu veri toplama aşamasında olabilir, ölçümler, ölçüm şekli, bildirim şekli gibi pek çok aşamada değişikliği içerebilir. Neden sürveyans sistemine ihtiyaç duyuyoruz? Biraz bu amaçları derli topluca görecek olursak, hastalık oluşumundaki ve dağılımındaki ani değişiklikleri görmek, hastalıkların dağılımını, artışını ve azalmasını, yani trendini, eğilimini ortaya koymak. Hastalık artıyor mu, düz mü gidiyor, azalıyor mu? Bir trend, mevsimsel bir değişiklik var mı, yok mu? Bunu görebilmek amacıyla. Hastalık yarın ne olacak? Yarın artacak mı, azalacak mı? Geleceği tahmin etmek, öngörmek bakımından bunlara ihtiyacımız var. Hastalık etkenindeki ve konakçıdaki değişiklikleri fark etmek. Bazen hastalık etkeni de kendi içinde değişiklik gösterebilir. Yapı değiştirebilir, genetik yapısını değiştirerek daha ölümcül ya da daha az hafif seyreden bir forma dönüşebilir. Sağlık hizmeti sunumunda değişiklik yaratmak gerekir mi, gerekmez mi? Bunun içinde iyi bir sürveyans sistemine ihtiyacımız var. Müdahale ve korunma önlemlerini değerlendirirken de sürveyans sistemi son derece önemli. Uyguladığımız müdahaleler etkili mi, değil mi? Politika oluşturanlara ve karar vericilere bilgi verirken, onları ikna ederken de bir sürveyans sistemini kullanmak durumundayız. Peki tüm hastalıkların için sürveyans oluşturabilir miyiz? Bu pek gerçekçi durmuyor. Neden tüm hastalıklarda bir sürveyans sistemi kuramayız? Birincisi gereksiz, ikincisi çok yoğun emek ve kaynak israfı olur ve zaman yetişmez. Çünkü sürveyans işlemi aslında yoğun emek isteyen bir işlem. O nedenle bazı hastalıklarda sürveyans işlemi yaparız. Bunu seçerken hangi hastalıklarda sürveyans yapalım diye düşündüğümüzde bazı ölçütler, kriterleri dikkate alırız. Bunlardan bir tanesi görülme sıklığı. Hastalığın çok sık görülüyor olması önemli bizim açımızdan. Şiddetli olması, yine öldürücü olması önem taşıyor. Salgın potansiyeli gösterip göstermemesi bir başka ölçüt. Yani giderek artacaksa, salgına dönüşecekse bunu da sürveyans sistemine dahil ediyoruz. Sosyoekonomik etkileri büyükse, ekonomik krize yol açacak ise, işsizlik ve benzeri ticari faaliyetleri durdurabilecek türden bir hastalık ise, yine maliyeti, sürveyansın maliyeti çok pahalı olmaması gerekir. Sürdürülebilir bir maliyetle bir sürveyans sistemi kurabilmemiz, önleyebileceğimiz, önlenebilir mi? Erken tanı koyduğumuzda, erken fark ettiğimizde önleyebileceğimiz ya da müdahale edebileceğimiz durumlar varsa bu durumlar için sürveyans sistemini kuruyoruz. Yine kamu ilgilendiren bir sorun ve haber değeri olduğunda da bunlar sürveyans sistemi oluşturacağımız hastalıklar için ölçütleri oluşturuyor. Evet, bir sürveyans sisteminde tabii vaka veri toplarken birinci aşamada veri, hani ne tür bir problemle karşı karşıyayız dediğimizde problemin tanımlanması gerekiyor. İşte bulaşıcı hastalıklarda da problemin tanımlanması aslında vakanın, olgunun tanımlanmasıyla başlayabilir. Hani olgu nedir, vaka nedir, hastalık nedir? Burada bir kısım kavramlar var. Kesin vaka, olası vaka, temaslı gibi bir kısım kavramlar var. Kesin vaka çoğunlukla laboratuvar incelemeleri sonucunda ortaya çıkmış, doğrulanmış vaka. Olası vaka ise ya da şüpheli vaka ise net bir klinik tabloya sahip ve veya destekleyici bir laboratuvar testi sonucu pozitif bulunmuş ve kesin vaka ile epidemiyolojik olarak ilişkili, yani hastayla teması olan, temas ettiğini düşündüğümüz birinin kliniğinin bu hastalık belirtilerini taşıması durumunda ama kesin diyebilecek bir tanı testimiz dediğinde çıkmamış, pozitif çıkmamış olması durumu. Örneğin bu bilim kurulunun COVID-19 için yaptığı vaka tanımları var, olası vaka tanımları var. Burada 4 ABCD olmak üzere
4 tane vaka tanımı yapmış. Olası vaka tanımı A'da ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri öksürük ve solunum sıkıntısı ve klinik tablonun başka bir neden ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi ve yakınının yurt dışında bulunma öyküsü. Bu başlangıçta yurt dışından geldiğini düşündüğümüzde böyle bir şey konmuş idi. Ama daha sonra toplumda hastalık yaygınlaşınca bunun hani ikinci vaka tanımında aslında görmüş oluyoruz. B'de temaslı etmiş olması, yani bir hastayla temas etmesi şeklinde dönüşmüş gözüküyor. Yine C'de de D'de de benzer klinik tablolar tanımlanıyor farklı şekillerde. Bir şekilde ama bunlar bu dördü de olası vaka farklı türde. Olası vakaları gruplandırmak, ayırmak mümkün. Temaslıları da aynı şekilde aslında sınıflandırmak mümkün. Kesin vaka ise bugün için Türkiye'de PCR denen hani hastalık belirtisi gösteren vaka tanımına uyan kişilerde moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular hastalık etkeninin moleküler yapısını tanınması antijenik bir test. Genellikle veriler şu şekilde ortaya çıkar. Çok sayıda kişi hastalık etkenine maruz kalır. Bunlardan bir kısmında enfeksiyon gelişir. Daha az bir kısmında enfeksiyon gelişir. Enfeksiyon geliştirenlerin daha az bir kısmında semptom ortaya çıkar, belirti verir. Belirti verenlerin bir kısmı hastaneye başvurur. Hastaneye başvuranların bir kısmından klinik örnek alınır ve bu alınan örneklerin daha azında test sonucu pozitif çıkar ve bildirim yapılır diye bir genel bir şey var. Ama tabii iyi bir sistemle alınan klinik örnekler tümü hemen bildirilebilir. Atak hızı diye bir kavram var. Salgının yayılma şeklini gösteren şeylerden bir tanesi, ölçütlerden. Yine R0 hastalığın yayılma hızını gösteren, tekrar kendini çoğaltma, bir hastadan kaç hasta olduğunu gösteren ölçüt. Reproduction olarak İngilizce'den gelen bir sözcük. Bir hastadan kaç hasta ortaya çıktığını gösteren bir şey. Birinin üzerinde ise salgın artarak gider. Bir ise düz bir eğri çizer ve birin altında ise azalarak gider. Salgın tanımını yapmıştım. Konu başlıklarına göre bulaşıcı hastalıkların bildirimi var. Aslında Türkiye'de bir yönetmelik kapsamında bulaşıcı hastalıklara ilişkin bir sürveyans sistemimiz var. Bunlar birinci grup aşıyla önlenebilir hastalıklar grubu. İkinci grup cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubu. Üçüncü grup viral hepatitler. Dördüncü grup gıda ve su kaynaklı hastalıklar gibi hastalıklardan oluşuyor. Solunum yolla bulaşan hastalıklar. Ve bu sürveyansta veri kaynaklarını görüyorsunuz şu anda da. Çeşitli veri kaynakları, klinik hizmetler, çevre sağlığı hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, toplum ve acil durum hizmetleri, kamu hizmetleri buralardan veri kaynağı elde edilebilir. Türkiye'de salgınlarla ilgili bir birim var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir yönetmelik var. Erken uyarı ve yanıt sistemi. Bu madde 19 diyor ki bakanlık ulusal düzeyde bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bunların kontrolüne yönelik olarak bir erken uyarı ve yanıt sistemi oluşturur diye tanımlıyor. Ve bu uyarı sisteminde hangi durumlar için bunu söylüyor? Gördüğünüz gibi bulaşıcı hastalık salgınları, ülke geneline yayılma riski bulunan durumlar, yine ülke geneline yayılma riski bulunan benzer tipteki hastalıklar diye C'de, Ç'de de yine uluslararası boyutu olan hastalıklar olarak adlandırılıyor. Bu tür hastalıkları erken dönemde yakalamayı hedefliyor. Erken bu döküman izlerinde yine erken uyarı düzeyleri tanımlanıyor.
Erken uyarı düzeyi 1, 2 ve 3 olmak üzere. Tehdidin boyutlarına göre tanımlanıyor bu düzeyler. Üçüncü düzeyde tehdit aşikar bir hale geldiğinde, örneğin halk sağlığı tehdidiyle sonuçlanmış durumunda da erken uyarı düzeyi 3 olarak tanımlanıyor. Yine bu yönetmelikte topluma bilgi vermeyi de zorunlu hale getiriyor. Diyor ki 20. maddede, 20. maddede tarif edilen bir olay geliştiğinde ilgili meslek gruplarına ve kamuoyuna olayı ve alınacak önlemler hakkında yerel sağlık otoritesi ve bakanlık tarafından bilgi verilir diyor. Aslında mevzuat bu açıdan olumlu bakıyor, pozitif diyebiliriz. Evet, salgın tabii daha değişik düzeylerde salgınlar söz konusu ama pandemi dediğimizde uluslararası bir şeyden söz ediyoruz. Salgınlar kimi zaman o kadar büyük oluyor ki etkisi tüm küresel düzeyde karşımıza çıkıyor, uluslararası düzeyde çıkıyor. Covid-19'da olduğu gibi. Tüm yaşamı etkiliyor, ekonomik, sosyal, kültürel, yönetsel, tüm yaşam tarzımızı derinden etkileyebilecek bir sonuç doğurabiliyor. O nedenle salgının etkisi sadece sağlık sektöründe değil, diğer tüm sektörlerde kendini gösteriyor. Hem bireysel, hem toplumsal, hem yerel, hem merkezi düzeyde. Ne kadar düzey sayarsak sayalım, hangi açıdan bakarsak bakalım, kimi alırsak alalım, salgının etkilemediği bir birey, bir kişi neredeyse yok. O nedenle salgına tepki toplumsal düzeyde olmak durumunda. Salgına yanıt hepimizin de içinde olduğu bir yanıttır. Dolayısıyla yani bu yanıt da karar verme, davranma, tutum ve davranışlarla ilgilidir. İlgili bir süreçtir. Bunu doğru bir biçimde yapabilirsek salgınları kontrol edebilir, akılcı, bilimsel yaklaşabiliriz. Aksi halde dar bir yaklaşımla sadece sağlık yöneticilerinin bunu bilgilere erişmesi durumunda başarılı bir salgın yönetimi çok zordur. Salgına yanıt dediğim gibi tüm meslekleri, tüm kesimleri, sektörleri etkiler ve aslında en başarılı yönetim şekli demokratik, katılımcı bir yönetim şeklidir salgında da. Sivil toplumun yapabileceği çok şey var. Meslek örgütlerinin uzmanlık alanlarını yapabilecekleri, katkı verecekleri çok şey var. Dezavantajlı gruplara yürütülen yardım, destek kampanyaları da sivil toplum kuruluşları son derece aktif olabilirler. Yine kamu, özel, yerel ve merkezi yönetimler yoğun bir işbirliğine ihtiyaç duyarlar. Bu süreçte bilgi kritik, bilgi varsa doğru karar var. Daha önce de belirttiğim gibi bu hem yöneticiler için geçerli, hem toplum için geçerli, hem de her bir birey için geçerli. Özellikle salgınlar farklı düzeylerde kendini gösterebilir ve bir toplumda yaşamı, dünyada yaşamı tehdit edebilir, hayatı tehdit edebilir hastalıklar. Geçtiğimiz yüzyılda bulaşıcı hastalıklara karşı önemli başarılar elde etmiş olsak da bağışıklama ve aşı hizmetleriyle zaman zaman ortaya çıkan pandemiler aslında bu bizim durumumuzun çok da sürdürülebilir, sürekli olmadığını hissettirdi. Bugünkü yaşadığımız koşullarda bu tür salgınların her an kapımızı çalabileceğini ve çalması durumunda aslında elimizdeki imkanların sınırlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki süreçte bunlara daha çok hazırlık, bu konulara daha çok kafa yormak, enerji, çaba harcamak gerektiği son derece açık. Bulaşıcı hastalıklar 21. yüzyılda da açıkça kendini göstermiştir ki en önemli gündem maddelerinden birisi olacaktır. Belki Covid-19'u atlatacağız ama yeni tehditler ve tehlikeler çıkabileceğini hepimiz buradan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu önemli bir ders olmalı tüm insanlığa. Ve bugün tüm insanlığın bu mücadelede birlikteliği son derece önemli. Bu tür salgınlarla mücadelede
Kuşkusuz birey ve yerel düzeydeki faaliyetler son derece önemli. Oraların faaliyetleri, çabaları, toplumsal uyum son derece önemli. Ulusal mücadeleler de öyle. Ancak unutmamak gerekir ki böylesi bir salgınla karşı karşıya kaldığımızda uluslararası işbirliği de son derece önemlidir. Uluslararası işbirliği olmadan hiçbir ülke tek başına bu tür bir salgınla mücadele edemez ve kurtulamaz. Dolayısıyla uluslararası işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmaya bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var ve bu salgın yönetimi ancak uluslararası işbirliği ve dayanışmayla dünyadan bu salgını kaldırma şansımız var. Aksi halde salgınla uzun yıllar mücadele etmek zorunda kalacağız. Bilimsel bir yaklaşımla, akılcı, demokratik bir yaklaşımla, güven veren bir yaklaşımla salgınlar ele alındığında daha başarılı bir yönetim sergilemek mümkün. Popülist yaklaşımlar, işte bugün gördüğümüz gibi bazı ülkeler bunu sergilediler ama bedellerini ağır bir biçimde toplumları ödemektedir. Evet arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha fazla bu konularda bilgilenmek isterseniz bu kaynaklara bakabilirsiniz. İlginiz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşça kalın.